Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz bildiğiniz gibi yani şer'i nasların manaya delaletini ikiye ayırdık kaba taslak. Birisi mefhum muvafakat, dört gruptu değil mi? Diyebiliriz. Onlara biz ne diyorduk? Mantuk da diyorduk. İkincisi ise menfu muhalefet, bu tartışmalıydı. Hanefi hukukçular pek kabul etmiyor bunu. Bunun diğer adı da delilül hitap, öyle değil mi? Evet. Böyle bir ayrım yaptık. Şimdi mefhum muhalefetin çeşitlerinden mefhumu innemaya geldik. İnnemayı hasriye diyorlar buna. Yani o sadece manasına hasriye ne demek? Odaklamak. İnnemanın mefhumu yani. Yerhamükallah. Şayet elhamdülillah dediyse. Ve nev'ü sâdisu. Altıncı çeşit mefhum muhalefetin. Mefhumu innema. Yani innema zeydün alimun. Sadece zeyd alimdir. Türkçe'de sadece diyebilirsiniz buna. Yani o zaman diğerleri alim değil manası çıkar yani. İnnemâ zehebel kâdî Ebu Bekr el-Bâkillânî bu. Meşhur bir allame, Şafii ve Gazali, İmam Gazali ve cemaatun minel fukaha ve bir grup hukukçular ila ennehu zahirun fil hasri. Hasr yani sadece o innemadan sonra gelene hükmü odaklama noktasında şeydir, açık. Ve in ihtemelet te'kide, her ne kadar te'kidi te'kide muhtemel olsa da yani iyice pekiştirmek lazım tabii, acaba öyle mi değil mi diye. Bence bir tane bir yudum içeyim. Li kavli aleyhisselam, peygamberimizin şu hadisinden dolayı innemel velâ'u limen e'teka. Buna biz velâ-i itaka diyoruz. Ne demek bu? Bir adam vefat etti. Anlatabildim. Normalde eshab-ı feraiz yok. Asabe yok. Zeviler ham yok. Ondan sonra kim var? Anlatabildim. Kendisini azat eden efendisi var. İşte o mirasçı oluyor. Çünkü velayet hakkına sahip onun üzerinde. Diğer mirasçılar yoksa. Tabii yoksa, tabii yoksa. Sıra ayrı. Sırayı biliyoruz. 8 grup sıra var mirasçılarda. 8 grup herhalde. Yani dolayısıyla bir de mevlel muvalat var. İki kişi arasında velayet anlaşması yapılabiliyor. Yani bundan sonra da mevlel muvalat geliyor. Yani farz edelim ki hiçbir mirasçısı yok. Onun üzerine bu aşağıda bu hadisi yani velayi itak var mı yok mu tartışmış, biz ona girmiyoruz. Önemli olan burada şu. Acaba bu vela denilen anlaşma sadece azat eden efendiye mi has? Ve li kavli aleyhissalatu vesselam, bu da önemli. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir biliyorsun. Mecellede kaide haline gelmiş. Anlatabildim mi? İtibar yani elfaza değil belki makasıdadır diye çok açık bir mecelle maddesi var. Çünkü iz yetebâderu minhu, bundan hemen akla geliyor ki ademu sıhhatil ameli bilâ niyetin. Niyetsiz bir amel-i salih sahih değil gibi akla geliyor. Ayrıca ve ademul velâil gayril mu'tiki. Yani köleyi azat eden dışında kimseye vela hakkı yok. Halbuki var bizde. Mevlel muvalat var. Yani dolayısıyla bu tartışmalı. Kulna, biz de deriz kardeş. Huve bu el hasr. Sırf o innemadan sadece manasının anlaşılması. Lem yeşe. Ya doğmamıştır. İlla min umumil velâi vel amali. Yani vela ve ameller geneldir yani. Dolayısıyla tahsis etmiş o innema ile özellikle. Yoksa sadece o manasına değil. İz manahu, şu mana, kullu velâin lil mu'tik. Yani azat edene ait her vela. Umum manası veriyor bak. Sadece azat edene ait vela değil demiyor. Ve kullu amelin bi niyetin. Yani niyetli olan her amel. Yoksa niyetli niyetsiz hepsi değil. Ve huve kulliyun mucibun. Bu olumlu bir külli kaziyedir. Feyentefi mukabeletül cüz'i feyentefi mukabeletül cüz'i salib. Olumsuz olan cüz'i şeyin karşılığı ortadan kalkar. Yani şu demek, yani niyetsiz olunca
hiç geçersiz değil manasına değil yani. O ortadan kalkar. وَهُوَ بَعْدُ الْوَلَى لَيْسَ لِمَنْ اَعْتَقَ بَلْ لِغَيْرِهِ. Bak işte bu. Bu nedir? Cüz'i salibedir. Cüz'iye-i salibe diyoruz. Değil mi biz buna mantıkta? Yani bir kısım vela, yani sadece azat edene değil, başkasına ait de olabilir. Mesela mevlen mualat akdi olabilir. وَبَعْدُ الْعَمَلْ بِغَيْرِ نِيَتٍ. Bazı ameller niyetsiz de olabilir. Anladın değil mi? Abdest gibi. Güzel. Aferin sana bak. Çok güzel gidiyor değil mi? فَاِنْ قِيلَ şöyle söylense. Şimdi لَا نُسَلِّمُ اَنَّ مُجَرَّدِ عُمُومِ الْوَضَى مَوْدُوعِ كَلْوَلَى. Kabul etmiyoruz ki konunun yani vela veyahut da şeyin, amelin umumi oluşu. Mesela biduni innema yufidul hasra. İnnema olmadan sadece manasını ifade etmez o umum olması. Gayetuhu gaye şudur. Enne kullel velayi lil mu'tiqi. Bütün vela hakkı, velayı anlıyoruz değil mi? Nedir? Tabii velanın menfi tarafı da var. Yani azat edene ait olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama mevlel muvalatta var. Yani mirasına sahip olduğun gibi şayet adam öldürürse, durumu da müsait değilse, diyete karar verildiyse diyetine yardımcı olacaksın yani. Vela tek taraflı değil yani. Sahiplenme demek vela. Arada bir sahiplik anlaşması gibi bir şey. Yani bütün vela azat edene aittir demektir diyor. وَهُوَ لَا يُنَافِي سُبُوتَ بَعْضِهِ. Bir kısmının sabit olmasına engel değil mevlel muvalat gibi. بَلْ كُلُّهُ لِغَيْرِ الْمُوْتِقِ. Yani tamamı azat edenin dışındakilere olabilir. لِجَوَازِ اِشْتِرَاكِ مَا فِي الْاِضَافَةِ اِلَيْهِمَا. Her ikisine de izafet, bunu izafe etmek caiz olabilir. Müşterek. قُلْنَا deriz bu itiraza karşı اِنَّهُ bu يُفِيدُ نَفْيَ الْوَلَاءِ اَنْ غَيْرِهِ ظَاهِرًا. Görünüşte innema velayı başkalarından nefyetmek manasını ifade ediyor. Ha, izlev sebete lehu velaun, eğer ona vela sabit olduysa azat edene tamamen lema sebe, ha eğer diğerine, o diğerlerine sabit olduysa vela hakkı, lema sebete lil mu'tiqi, azat eden efendiye sabit olmaz. Limtina'i kıyami sıfatil vahideti bi mahalleyni. Çünkü aynı sıfat iki yerde sabit olmaz. Feyestuku, şu o zaman doğrudur. Leysel velâ'u lil mu'tiqi. Vela sadece azat edene dair değil. Vakat kâne kullu velâ illehu. Halbuki tüm vela ona aitti. O zaman bu doğru çıkar, doğru değil bu. La yukalu, şöyle denemez. Hâzâ bu innemâ yetimmü, doğrudur. Lev tegayerel velâ'an. Bu velâ, iki velâ hakkı birbirinden ayrıysa sebepleri. Biri mevlel muhalat, biri de mevlel itaka. Bihesebil vücut, varlık itibariyle. Ve huve memnun. Bu yani imkansız. Yani velanın mahiyeti değişmez demek istiyor herhalde. Ben mevlel muhalat ve mevlel itak dedim ama lime la yecuzu en yetegayyara. Niçin ayrı ayrı olması caiz olmasın ki? Bir mücerredil itibar. İtibar farklı sadece. Birinde mevlel muhalat açısından, birinde de efendi olması açısından. فَاِنَّ الشَّيْهَ الْوَاحِدَ. Güzel işte bak benim dediğim doğruymuş. Bir şey قَدْ يَعْرُدُ لَهُ اِضَافَةٌ مُتَعْدِدَةٌ. Yani ona farklı izafeler arız olabilir. Birisi mevlel muhalat akdinden doğar. Birisi mevlel itakeden doğar. نَحُ جَمِيُ هَذَا الْكِتَابِ سَمَعٌ لِزَيْدٍ. Bu kitabın tamamı Zeyd'in duyduklarıdır. وَكُلُّهُ اَوْبَعْدُهُ سَمَعٌ لِعُمَرْ. Yani ne zararı var Ömer'in de duymuş olmasına? Anladın değil mi? Bence doğru bir cevap verdi yani Molla Hüsrev. Ve لِأَنَّا نَكُلْ. Ayrıca biz diyoruz لَا مُحَالَ لَهُ هَاهُنَا. Burada bir imkansızlık söz. لَا مَجَالَ لَهُ هَاهُنَا. Ha, burada öyle bir şeye ihtimal yok. O kulna hani iddiaya yani. İddiada böyle bir şeye gerek yok. فَاِنَّهُ وُجُودِيُّنْ. Vela manası var olan bir şeye aittir. لِأَنَّ لَا مَنِ الْاِخْتِسَاءِ. Çünkü ihtisasi ve istihkaki. اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَى. Hadis-i şerifindeki lam, ihtisas ve istihkak için, hak etmiş demek. وَيَمْتَنِعُ اِجْتِمَاءُ الْاِسْتِحْكَاكَيْنِ. Yani iki hak ediş bir araya gelmez. كَمَا فِي مُلْكِيَةِ الدَّارِ لِزَيْدٍ. Mesela, اَدَّارُ لِزَيْدٍ.
ev zeydindir, mülkiyet. Fe innehu zahirun fil istiklal. Tek başına zeydindir. İz mali amrin ve gayrihi, mali gayrihi ala takdiril iştirak. Müşterek olma dışında, öyle değil mi? Takdiri dışında başkalarına hak olmaz. Ne amre ne başkasına. Ancak müşterek olabilir. Yani biraz şey, zihin fırtınası bunlar. Yani önemli olan biz öğrendik. Yani biz de tam geçerli değil. Fakat İmam Gazali gibi, Ebu Bekr el-Bakillani gibi zatlar bunu kabul ediyorlar. Bence bu kadar kafi yani. Çok derine inmeye gerek yok bu lafsi tartışmalar. Ama anladık mı? Elhamdülillah bence anladık. Mefhumul adet. Sayı zikredilmişse o sayının dışındaki için aleyhte bir hükümdür manasına. Beş kitabı satın aldım şu kadara. Yani altı kitabı değil, üç kitabı değil. Mesela yani. Ve ne'ussabi'u. Yedinci mefhum muhalefet çeşidi mefhumul adet. Sayının mefhumunun yani aykırısını ifade etmesi. Ve innema efadet tahsise. Çünkü bu sayı tahsis ifade eder. Beş kitap dediysen beş kitaptır. Altı kitap olmaz. Lennet ta'mime. Yani bütün sayılara genellemek. Bi heysu yeştemilül hükmel madude ve gayrehu. Yani sayılı olan ve olmayan her şeye hükmü teşmil etmek. Yubtulu nassal adedi. O zaman sayıyı iptal eder. Öyle değil mi? Yani bu tabii yukarınınki. Yani kabul edenlerin delilleri değil mi bu? Yani yoksa bizimki değil. Biz bakalım ne diyeceğiz göreceğiz. Fe innehu çünkü bu rakam la yehtemuliz ziyadete ve noksane. Yani artma ve eksilmeyi muhtemel değil. Kema ulime fi selasete kuru. Üç kuru dedi. Dört kuru, beş kuru, iki kuru değil. Bu onların delili. Yani sayıda mefhum muhalefet var. Kulna deriz kardeş. Et-ta'mim. Et-ta'mim. Et-ta'mimi olması lazım değil mi? Yani orada bir bence. Lianne ta'mime. Allah Allah. Kulna. Ellezine kulu dediği için. Bir cevazi. Kardeş et-ta'mimi olacak. Anlatabildim mi? Yani bizim caiz olduğunu söylediğimiz ta'mim, genelleme innem, yani biz öyle derken innema huve bi illetihi. Yani sebebine, illetine bakarak yani. Yoksa selasete kuru'da belli illet yani. Üç olacak. Ama lasiyyema özellikle idâ kânet mefhûmeten lugaten. Lugatte anlaşılacak ki o sayının dışındakilere genelleme yok. Yani biz ona göre bağlı yapıyoruz yani, anlatabildim. Bizim genelleme yapışımızın sebebi onlar diyor genelleme olmaz. Çünkü mefhum muhalefet var, mefhumul adet var. Biz diyoruz genellemeden kasıt illetine göre yani. Mesela izissabitu bidilaletin nassi fi hükmil mansusi kema sebeka. Yukarıda geçtiği gibi eğer bir şey adedin kendi manasıyla sabit olmuşsa dilaletün nastır o, öyle değil mi? O zaman mansus hükmünde. Biz ona mantık diyoruz zaten. La bihi, yoksa sayıyla değil yani illeti sebebiyle biz ta'mim diyoruz. La bil adedi nefsihi, yani bizzat sayı sebebiyle değil. Hatta yezeme iptalul has. Has bir yani selasete kuru hastır o. Onu iptal etmiyoruz biz yani. Ve la şekke, hiç şüphe yok ki enne ademet ta'arrudi li şeyin, bir şeye müdahale etmeyiş, etmeme, leyse taarrudan li ademihi, olmayışına taarruz etmeme değil yani. Yani ne demek? Selasete kuru'da tamam, sayıca lügaten belli ki üç yani önemli. Ama bu demek değildir ki tamimin olmaması diye bir şey söz konusu. Tamim olabilir yani. Vel mezheban, tamim derken neyi? Genelleme. Ötekiler diyor mefhum muhalefet geçerli sayıda. Beş dediyse beşin dışındakiler geçerli değil. Ama bizimkiler diyor ki illete bağlı, yerine göre. Bazen genel ifade edebilir. Beş yerine yüzde olabilir. Ama yerine göre diyor. Anladın? Vel mezheban, iki mezhep de el kavlu bi mefhumil adedi vel kavlu bi nefihi. Yani mefhumul adedi kabul eden etmeyen görüşler. Biz etmiyoruz. Merviyani an meşayihina. Bizim Hanefi hocalarından ikisi de nakledilmiş. Fekavlu sahibi l-hidaye ba'de hadisil fevasık.
yani fasık kadınlar hakkındaki hadis-i şerifi zikrettikten sonra Hidaye şöyle demiş. وَلِأَنَّ الذِّيْبَ Çünkü yani şey kurt. Bu hadisi sevap fevasık ne demek acaba? Bir bakalım var mı? Fasıka demek. Yani fasıka kadınlar. Ha. Böyle denilmiş bunlara. Çünkü onlar yani Allah Allah. Fevasık kelimesi çok enteresan. Kelbi akur da öyle. Anne Ayşe de dedi ne? Hı-hı. Ne diyor? Hamsun mined deva. Hele bir ver bakayım ben. Okuyalım. Hocam bir dakika. Elimdeydi. Bu fevasık hadisi şuymuş. Yani Resulullah buyurmuş ki hayvanlardan 5 tane var ki hepsi fasıktır. Allah Allah. Haremde öldürülebilir. Yani ne demek? Kurtulmak için onun derdinden yani. Yani fasık derken saldırıyor. Saldırıyor yani o manada. Birisi Allah Allah şey mi? Gurap diyor, karga, akrep, fare ve kelbi akur. Yani yırtıcı köpek. Çok enteresan. Fevasık dediği İşte halemde ve haremde ve hilde öldürülmesine müsaade edilen çok enteresan. Fevasıktan kasıt kadınlar değil yani burada. Ben nasıl yanlış mana verdik değil mi? Ya şunu da yazayım ya. Kadınların çok haklarına girdik. Öyle. Haklarına girdik ya valla. Yok şu manada günah işleyen kadınlar manasına kullandık. Ama kardeş şey çok zor. Yani ıstılah bilinmezse hiçbir şey yürümez. Anladın değil mi? İstilah bu. Ah. Çok ilginç bir şey ya. Çok ilginç bir şey. Ondan kurtulmak için yani. Beş diyor. Acaba beşin dışındakiler buna dahil mi değil mi? Mesele bu yani. Allah Allah. وَلِأَنَّ الذَّابَ Bak bak bak. Gurt da فِي مَانَ الْكَلْبِ الْعَقُوْ Yırtıcı canavar manasındadır. O zaman işin içine giriyor. Tamim ifade ediyor. Anladın? Ey fi ennehu yebtedu bil eza. O da işkence vermeye, zarar vermeye başlıyor. Yani direkt hiç durmuyor. Ve keza kavlül uk uk. Allah Allah. Tanışmıyoruz bunu. Kavlül uku gayru müstesna. Allah Allah. Yo, aynı şekilde uk uk dediği bir hayvan. Manasını bilmiyoruz ki. Akrep mi demek acaba? Uk uk olan Ok ok ne demekmiş acaba? Saksağın. Aa saksağın da öyle. Gayrı müstesna. Müstesna değil ondan. Lianne, ha. Evet. Müstesna değil orada. Liyennehu la ebtedu bil eza. Yani hemen parçalamaya başlamıyor saksağın ama feleyse ke hurabil cif. Cife yiyen karga gibi değil. Yani pislik yiyen. Ma kavlihi fi cevabi kıyasi şafi'i. Halbuki Şafii'nin kıyasına cevap olarak demiş ki Es-sibâ'u alel fevâsık. Bütün yırtıcılar fevâsıktır yani. Vel kıyas mümteni'un. Böyle bir kıyas imkansız. Lima fîhi min iptâlil adedi. Bak bak bak. Çünkü sayıyı iptal etmiş oluyorsun. Resulullah kams diyor. Yani İmam Şafii'ye dil uzatıyor burada. Nadirun ilel mezhebeyni. Bu iki mezhebede bakıyor. Nasıl izah edeceksin? Ne kadar güzel bir şey öğrendik bugün ya. He? Ya. Bir tane daha okuyalım mı kardeş? Ne diyorsun? Olur hocam. Ha. Mefhumul hasr. Allah Allah. Sadece şu. Başkasından nefy etmek. Yani başkası böyle bir şey yok demek. İnnema gibi değil mi? İnnema gibi ama bakalım neyle? Yo bu hasr. İyyâke ne'budu. O hasrı kastediyor. Hani müsned ve müsnedün ileyhte oynayarak yapılan hasr. Takdim, tehir, başka şey de olabilir. Ve ne'usâminu, sekizinci çeşit mefhum muhalefet, mefhumul hasri. Yani takdim, tehirle yapılan şeyle, hasrın mefhumu. Ve yuradu bihi urfen en nefyu anil gayr. Yani başkasını reddetme. İyyâke ne'abudu. Sadece sana ibadet ederiz. Senden başkasına ibadet etmeyiz demek. Ve yahsulu, tabi bu meydana gelir, bi tasarrufin fit terkib.
Müsned ve Müsnedün Leyhi oluştururken ki yapılan bir değişiklikle. Ketakdimi ma hakku ettehir min müteallikat. Yani cümlenin bağlantılarından birini tehir edilmesi ki mesela hali bile tehir edilmesi lazım. Sen öne alıyorsun veya temizi. Yani hamsen bilmem ne diyorsun veya haberi tehirken hakkı takdim ediyorsun. Vel failil manevi, o da önemli. Manevi faili öne alıyorsun. Vel haberi, ayrıca ve tarifil müsnedi vel müsnedünle. Müsned veya müsnedünleyi marife yapıyorsun. Biliyorsun onda da hasr ifade ediyor. Er raculu, gerçek adam. Vel muradu bihi hauna. Burada hasırdan kasıt ilmi belaattaki tamamı değil. Ba'du enva'ihi. Anlatabildim mi? Bazı çeşitleri. Ve huve, o da en yuarrafel mübtedevu. Mübteda mesele marife getirilirse. Bihaysu yekunu zahiren fil umum. Mübteda eğer eliflamlı olursa umum ifade eder. Seva'un kâne sıfaten ev isme cinsin. İsmi cins veya sıfat olsun fark etmez. Ve Allah ve yüc'alul haberu. Haber kılınır. Ma huve ehassu minhu. Mübtedaya göre daha hususi olduğu için. Mesela diyorsun erraculu zeydun. Kardeş adam deyince aklı adam geneldir. Zeyd'dir adam. Ona taksis ediyorsun sen onu. Bihasebil mefhumi, yani mana itibariyle sevaun kâne alemen ev gayrehu. İster alem, ister özel isim, ister olmasın. Mislu el alimu zeydun. El alim deyince genel. Değil mi? Onun için hasr. Zeydün. Gerçek alim Zeyd. Veya erraculu bekrün gibi. Vel keremu fil arabi. Yani cömertlik Araplarda, başkasında değil. Ve sadiki Halid. Bu da biliyorsun marife. Benim arkadaşım sadece Halid'tir. Bunlar hep has. Ve la hilafe fi zalike beyne ulema'il meani. Meani alimleri arasında bu noktada ihtilaf yok. Temessüken bi isti'malil fusaha. Fasih Arapça konuşanların kullanışına bakarak. Ve la fi aksihi eydan. Aksinde de söz konusu yok. Mesela Zeydun el alimu. Eliflam gelmekle sadece alim Zeyd manasına. Hatta sahibul müftah. Yani müftahul ulum isimli eserin sahibi İmam-ı Sekkaki. El muntalikü Zeydun. Giden sadece Zeyd'tir. Ve Zeydun el muntaliku. Zeyd sadece gitti. Kilahuma, ikisi de yufidu hasrel intilaki ala Zeydin. Gidişi Zeyd'e ne yapıyor? Odaklıyor. İlla ancak mani alimleri böyle de usulciler öyle değil. Enne i'tibare immetil usuli, usulü fıkıh alimlerinin bakış tarzı lemma gayere i'tibarahum, mani alimlerin bakış tarzına aykırı. Fe innehum, çünkü bunlar innema yebhasune, bunlar araştırıyorlar. An ehvali terkibi, bak. Yani terkibin durumlarını, yani kim? Usulcüler. Min heysi ifadetiha havasin. Has hükümleri ifade etme açısından değerlendiriyorlar. Yehtelifu bihtilafil makamati vel itibarati. Bakış açıları ve makamlara göre değişen has hükümleri ifade açısından değerlendiriliyor. Lem yehtaru mahtaruh. Yani mani alimlerinin tercih ettiği şeyi her zaman tercih etmiyorlar. Ve in ihtarahu ba'dun kailen. Şöyle diyerek bazıları mani alimleri gibi kabul etse de. Hani bu biliyorsun Şafiler yine daha ziyade. İdlevlahu, onlar diyor ki ey levlel hasru. Eğer hasrı, mefhumu hasrı kabul etmezseniz. Leukbire anil ammi bil ehassi. Daha umumi olan bir şeye, daha hususi olan bir şeyi haber verirsiniz. Ve innehu batılun, bu batıldır diyor Şafiler. E nereden geldi? Emmel mülazemetü, yani neden umumi olan bir şeyi hususi olan bir şeyle haber vermek batıllığı gerektirdi? Bu nereden çıktı? Felienna, çünkü biz izâ kulnâ fî mekâmil medhi, medih makamında şöyle desek, el âlimu zeydun, yani gerçek âlim Zeyd. Fezahirun, bunun manası açık. Ennehu la karinete lil ahdi. Ahd için değil bu. Yani aklımızdaki alim manasına değil. Gerçek alim. Yani burada umum var. Ve leyse lil cinsi. Cins içinde değil. Limtina il hamli, yorumlayamazsın. Çünkü bütün cins olmaz Zeyd.
Bel lima sadaka aleyhil alimu. Alim sözünün kendisine masadak olduğu her adam Zeyd demek. Fele furide gayra Zeyd'in. Zeyd'in dışındaki birisi farz edilse ve Bekr'in mesela yani mesela Bekir gibi yasluku aleyhil alimu. O zaman alim ona doğru olabilir. Genel. Lekâne e'amme min Zeyd'in ve Bekir. Zeyd ve Bekir'den daha umumi olur. Ve kad uhbiret anhu veya evet. Fakat ahberte mi uhbiret mi? Anhu bi Zeyd'in. Ama uhbiret mi? Uhbire mi? Orada hemen kafamı şey yaptı. Ha. Ve kad uhbirte anhu bi Zeyd'in değil mi? Yani sana Zeyd'den haber verildi ama yani Zeyd ve Bekir ikisi de gerçek alim olabilir. Yani hulasa umum ifade eder diyor. Ve emmâ butlanül lazimi yani eğer mübteda e'amse veya hasırdan dolayı umum mana varsa onlar yok diyor. Ehasla haber vermek batıldır. Yani lazımı batıl doğru değil. Felyenler haberet sabitelil alimi. Alim için sabit olan haber sabitun li cüziyyatihi. Alim kelimesinin cüzileri için sabit. Başka alimler de olur. Feyazemu sübutu Zeyd'in li Bekr'in. Öyle değil mi? Zeyd için sabit olan Bekr'e de sabit olur. Ve idâ sebete hâdâ. Bu batıl olunca batala ce'aluhu lil cinsi. Tüm cinsi içine alıyor manasına değil. Ve lemmâ sadaka aleyhi ma bekâihi alel umum. Anlatabildim mi? Yani el alimu umum manasını ifade etmekle beraber yine de bu cümle doğru olunca Zeyd için geçerli olunca fevecebe caluhu. O zaman bunu kılmak gerekir. Anlatabildim mi? Yani neyi kılmak gerekir? O Zeyd'i. Yani lima sadaka aleyhi ba'de taksisihi. O alim manasının ma sadaka olan adam ki taksis edildi ona ya alim dediğin Zeyd'dir dedik ona. Neyle şey yapacaksın? Bimanel kamil. Aşağıda geliyor bak. Yani kamil manada alim kastediliyor. Bima yasluhu öyle bir şey kılmak gerekir ki uygun olanı. En yuhmele aleyhi zeydün min muayyenin. Özellikle Zeyd'e yorumlanacak şekilde olması. Ve mâ zâlike. Bu da ancak illa bi cealihi li ma'hudin zihniyin. Anladın? Ahdi zihni olmakla olur. Bima'nel kamilil muntehi fil ilmi. İlimde son noktaya varmış adam. O zaman ne olur? Ahdi zihni manasını alırsın. Ellezî tasavvarahul muhatabu ve tevehhemehu. Muhatap da bunu düşünmüş ve vehmetmiş. Ve ente te'lemu. Sen bunu bildiğin için fetuhbiru an zâlike şahsil mutasavveril mevhumi bi ennehu zeydün. Muhatabın kafasında geçirdiği mevhum olan şahsın Zeyd olduğunu haber etmiş oluyorsun sen. Bence güzel cevap verdi değil mi? Kulna deriz. El lazimu mined delili illezî zekertum. Kardeş, o zikrettiğiniz delilden kaynaklanan lazım, yani umumun ehasla haber verilmesi batıl dediler ya. Huvel mübalağa kardeş. Mübalağa için diyoruz bunu. Ve hiye gayru matlube. Esas istenen cevap o değil. Lel hasru. Sadece alim o değil. Mübalağa. Ellezî huvel matlub. Esas maksud olan hasır değil burada. Mübalağa ediyoruz. Evet. Delaletül iktiran yeni bir şey kardeş. Yarın okuyacağız inşallah. Yeni bir şey dediğim tamamen şeyden farklı. Mefhum muhalefetten. Olar, epey zor.